Merhaba değerli arkadaşlar. Bir video eğitim dersi ile tekrar beraberiz. Hatırlarsanız 20 dersten oluşan detaylı bir anime dersi sizlere hazırlamıştım. Şimdi arkadaşlar uygulama ağırlıklı birkaç ders hazırlayıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Öncelikle bu ders kapsamında şöyle bir animasyon yapacağız. Hemen göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi havada ilerleyen bir uçak animasyonu yapmayı düşünüyorum. Bu animasyonda da gördüğünüz üzere bulutlar belli bir süre sonra kayboluyor, hava kararıyor, uçak şuradan şuraya doğru gidiyor ve uçağın ön panelindeki ışıkların da bu şekilde yandığını görüyoruz. Bu animasyonu bu ders kapsamında sizlere göstereceğim. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle daha önce hazırladığım dosyaları buraya import ediyorum. File kısmına geliyorum. Import diyorum ve kütüphaneme import et diyorum. Buradan daha önce oluşturduğum resimleri alarak bunları Animate projeme import ediyorum. Ve gördüğünüz gibi dosyalarım buraya geldi. Bu dosyaları videoların açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen ilk katmanı çimen katmanı olarak oluşturuyorum. Geliyorum çimen ismini yazıyorum ve bu dosyamı alıp buraya atıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu çimenin de hareket etmesini sağlamıştım. Öncelikle ne yapacağım? Bu nesnemi sembole dönüştürüyorum. Çimen ismini veriyorum ve movie clip olarak kaydediyorum. Kaydettikten sonra tabi gördüğünüz gibi kütüphanem bu geldi. Hemen şöyle yapacağım. Şuradan başlasın ilk karede. Ve ben 180 kareden oluşan bir animasyon gerçekleştireceğim. Geliyorum 180. kareye. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum. İlk karede konumuz şurada gördüğünüz gibi. 180. karede de tutuyorum. Şöyle biraz çekiyorum. Evet. Tutup çektikten sonra geliyorum şimdi. İki keyframe arasına sağ tıklıyorum. Create Classic Twin diyorum. Ve gördüğünüz gibi bunu çalıştırıyorum. Çimenler bu şekilde hareket ediyor. Evet. Çimenle ilgili bölümü yaptım. Şimdi hemen yeni bir katman da oluşturuyorum. Bu da gökyüzü olsun. Gökyüzü dedikten sonra geliyorum. Şunu bir kapatayım. Geliyorum ilk kareye hemen araçlar panelinden dikdörtgen aracımı alıyorum. Bunun rengi arkadaşlar şu olsun. Hemen geliyorum şöyle oluşturuyorum. Bunu oluşturduktan sonra tekrar arkadaşlar geliyorum 180. kareye. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum. Burada da farklı bir renk seçeceğim. Şu rengi seçiyorum. Evet, gece rengi anlamında. Daha sonra geliyorum şimdi keyframe'ler arasına sağ tıklayıp Create Shape Twin diyorum. Daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Shape Twin verirken nesnelerimizi sembollere dönüştürmüyorduk. Dedikten sonra hemen yine tekrar çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi gökyüzü kararıyor gibi bir animasyon verdim. Hemen diğer katmanın görünürlüğünü açayım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Fakat gökyüzünü hemen alt katmana alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunları oluşturduk. Gökyüzü ve çimen adında katmanlarımızı oluşturduk ve animasyonlarımızı verdik. Geliyorum yeni bir katman oluşturuyorum. Buna da bulut ismini veriyorum. Bulut 1 diyeyim. Bulut 1 dedikten sonra geliyorum. Bulut 1 nesnemi alıyorum. Sahneme atıyorum. Sahneme attıktan sonra şimdi bunun animasyonunu gerçekleştireceğim. Geliyorum sağ tıklıyorum bunu. Sembole dönüştürüyorum. Bulut 1 ismini veriyorum. Ve movie clip olarak kaydediyorum. Kaydettikten sonra bunun içine giriyorum. Şimdi şöyle bir animasyon vereceğim burada. Şu bulut aşağı doğru biraz hareket etsin ve sağa doğru devam etsin. Bu
Bu şekilde bir animasyon vereceğim. Dolayısıyla geliyorum. 180 kareden oluşsun bu da. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum. Keyframe dedikten sonra geliyorum. Bunu şöyle, evet, hareket ettiriyorum. Yani 180. karede burada olacak. Geliyorum tekrar ilk kareye. İlk karedeki konumu bu. Fakat şurada bunu yapacağım. Hemen tekrar dönüyorum sahneme. Bulut nesneme, sembolüme tıklıyorum. Bunun Color Effect kısmına geliyorum arkadaşlar. Style'ından Alpha'yı seçiyorum. Ve görünürlüğünü 80 olarak ayarlıyorum. Biraz daha görünürlüğünü azaltıyorum yani. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir tekrar çalıştırıyorum. Evet. Neyi unuttuk? Tekrar giriyorum bulutun içine. Burada 180. kareli 1. karedeki yerlerini belirledim. Fakat sağ tıklayıp Create Classic Divin demeyi unuttum. Hemen Create Classic Divin diyorum. Tekrar dönüyorum sahneme. Ve çalıştırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi bulut da hareket etmeye başladı. Tabi bunun görünürlüğünü gece olunca kapatacağım. Bunu daha sonra göstereceğim. Şimdi tekrar geliyorum, yeni bir katman oluşturuyorum. Buna da Bulut 2 ismini veriyorum. Verdikten sonra ilk kareye geliyorum. Kütüphanemden ikinci bulutu alıp buraya atıyorum. Attıktan sonra tabi bunu da hemen Converter Symbol diyorum ve Bulut 2 adında bir Movie Clip oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra içine giriyorum. Tekrar bunu da ne yapacağım? 180 kareden oluşturacağım. Geliyorum 180. kareye, sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum. Bunu da şöyle alıyorum. Dedikten sonra sağ tıklıyorum buna da. Create Classic Divin diyorum. OK diyorum. Sahneme dönüyorum. Çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci bulutumda animasyonunu gerçekleştirmiş oluyorum. Tabii bunu kapatıyorum. Tekrar bulut nesneme tıklıyorum. Properties kısmına gelip alfasını 80 olarak belirliyorum. Evet, bu da 80. Diğer bulut nesnem de 80. Evet, bu şekilde dolayısıyla bulut katmanı ve bulut animasyonlarını da vermiş olduk. Şöyle yapayım, çimeni alayım, şuraya atayım. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bulutlar hareket ediyor. Gökyüzü geceki halini alıyor ve çimenler de hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar bunları oluşturduktan sonra şöyle yapalım. Hemen geleyim şuraya. Bir bakayım. Klavyeden nokta ve virgül tuşlarına tıklayarak kontrol ediyorum. Bulutlar arkadaşlar 80. kareden itibaren kaybolmaya başlayabilir veya bunu 90'da yapabiliriz. Evet, 90'dan itibaren kaybolsun. Geldim 90. kareye, şuraya sağ tıkladım. Insert keyframe dedim. Dedikten sonra şimdi bu bulut bir nesnem kaybolacak. Dolayısıyla geliyorum 120. kareye geleyim. Sağ tıklıyorum. 120 biraz az olabilir. 130'a geleyim. Sağ tıkladım. Insert keyframe dedim. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi alfa değeri 80. Burada da 130. karede alfa değeri bunun ne olsun? 0 olsun. Evet, bunu dedikten sonra iki keyframe arasına geliyorum. Sağ tıklıyorum. Create Classic Twin diyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bulut bir nesnem bu şekilde kaybolmuş oldu. Bunu kapatıyorum. İkinci bulut katmanıma geliyorum. Sağ tıklıyorum. Aynı şeyleri bunun içine gerçekleştiriyorum. Insert keyframe diyorum. 130. kareye gelip insert keyframe diyorum. Burada 80 olan alfasını 130. karede 0 olarak belirliyorum. Daha sonra iki keyframe arasına gelip Bunlar sembol olduğu için Create Classic Twin diyorum. Tekrar çalıştırıyorum.
bulut 1 nesnemle bulut 2 nesnem bu şekilde kayboldu. Evet arkadaşlar, bulutlarla ilgili yapacağımız şimdilik bu kadar. Şimdi geldik uçak nesnemi eklemeye. Hemen yeni bir katman oluşturuyorum ve uçak neslimi buraya ekliyorum. Uçak katmanını oluşturdum. Kütüphaneme geldim. Uçak neslimi öncelikle şöyle yapalım. Şuraya tıklayalım. Çünkü buraya atacağız. Geldim. Hemen uçak neslimi buraya attım. Şöyle geleyim. Uçak neslim buradan giriş yapsın. Şunu biraz boyutlandırmak istiyorum. Biraz büyütmek istiyorum. Evet, şöyle yapalım. Bu şekilde kalması yeterli. Şimdi şunu şuraya alalım. Uçak neslimi sahneme aldım. Sağ tıklıyorum. Bunu da sembole dönüştürüyorum. Movie clip olarak dönüştürdüm. İlk kare de burada. Şimdi arkadaşlar, ben buna bir yön tayin edeceğim. Bu uçak aracımız buradan hareket edecek. Yavaş yavaş yükselecek ve ekrandan kaybolacak. Bunu neyle yapabiliriz? Classic Motion Guide özelliğiyle yapabiliriz. Hemen giriyorum. Uçak katmanıma sağ tıklıyorum. Add Classic Motion Guide diyorum. Dedikten sonra gördüğünüz gibi guide katmanı oluştu. Oluşturduktan sonra ne yapacağız? Hemen bir yön tayin edeceğiz. Line tool'umu alıyorum. Şunu biraz küçülteyim. Küçülttükten sonra geliyorum. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Çizdikten sonra hemen şöyle yapacağım. Şunu şuradan alıp yukarıya taşıyacağım. Taşıdıktan sonra bir de gelip hızlı bir çıkış yapmasını istemiyorum. Dolayısıyla de şöyle tutup çekerek hafif bir yükselme hareketi vermek istiyorum. Evet, bunu verdikten sonra hemen ne yapacağız? Geliyorum ilk kareme, uçak katmanımda orta noktası buraya gelecek şekilde konumlandırıyorum. Evet, ilk karede burada olacak. Son karede, yani 180. karede geliyorum. Insert keyframe diyorum. Bunu da alıyorum. Buraya. Evet, buraya bu şekilde bırakıyorum. Bıraktıktan sonra ilk ve 180. kareyi belirledim. Geliyorum bu keyframe'ler arasına sağ tıklıyorum. Create Classic Twin diyorum. Şimdi çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi uçağım da havalandı ve sahnemden kayboldu. Tekrar izliyoruz. Evet, burada şimdi bir de uçağın biraz yönünü değiştireceğim. Değiştirmek istiyorum. Daha anlamlı bir geçiş olsun diye. Aracıma tıklıyorum. Transform Tool aracını seçerek ufak döndürüyorum bunu arkadaşlar. Şöyle kalsın. Evet. Tekrar çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi daha anlamlı bir geçiş oldu. Evet. Uçakla ilgili animasyon kısmı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bir de uçağın ön panelindeki, yani şuradaki gördüğünüz gibi pilotun yer aldığı kısmında ışıkların yanmasını sağlayacağım. Geliyorum. Uçak nesneme tıklıyorum. İki kere tıklıyorum ve bunun kendi timeline'ına erişiyorum. Şimdi arkadaşlar, burada bir ışık bölümü oluşturacağım. Dolayısıyla geliyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Bu katmana ben gövde ismini veriyorum. İkinci katmana da ışık ismini veriyorum. Daha sonra bu da ne olsun? 180 kareden oluşsun. Geliyorum, buraya sağ tıklıyorum. Gövde insert frame'ini uzatıyorum. Ve ışık burada benim belli bir süre sonra, yani gece olduktan sonra yanmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Geliyorum, tekrar sahneme dönüyorum. Bu animasyonumda şunu merkeze alayım. Şunu da 50 yapayım. Bakın arkadaşlar, kaçtan sonra ışık yanmayı başlasın diye düşünecek olursak 90. kare, 100. kare olabilir. 100. kareden sonra ışık yanabilir. Evet, 100. kareden sonra ışık yanabilir. Hemen geliyorum. Tekrar başa uçak nesnemi iki kere tıklıyorum. Timeline'ına giriyorum. 100. kareye geliyorum. Şöyle yaklaşayım.
Evet, 100. kareye geldim. Hemen Rectangle Tool aracımı aldım. Kenarlığı olmasın. İç rengi de şu olsun arkadaşlar. Beyaz rengini seçiyorum. Ve seçtikten sonra hemen 100. kareye geliyorum. Insert Blend Keyframe diyorum. Ve buraya bu şeklimi çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim şimdilik. Konumlandıracağız bunu. Şöyle çizdikten sonra şöyle alalım bunu. Aldıktan sonra arkadaşlar geliyorum şuradan tutup çekerek şöyle oluşturuyorum. Şunu da şöyle çekeyim. Daha sonra şunu da şuradan tutup burayı bırakayım. Bu kısmı da şöyle buraya getireyim. Biraz da yaklaşmak istiyorum. Evet, şöyle. Şimdi şuradan küçük ayarlamalar yapacağım. Şuradan tutup çekeyim. Şu siyahlığı kaldırmak istiyorum. Şöyle yapalım şu kısmı. Daha sonra şuradan da şu şekilde çekelim. Şu kısma gelelim. Evet, böyle. Şurayı da şöyle biraz kaldıralım. Evet, sanırım bu şekilde. Bu şekilde yeterli. Şimdi arkadaşlar tabii 100. karede buradaydık. Şimdi ne olacak? 100. kareden itibaren bu yanmaya başlayacak. Şimdi öncelikle bunu ne yapmam lazım? Sembole dönüştürmem lazım. Sağ tıkladım. Convert to Symbol diyorum ve isik ismini vererek Movie Clip olarak kaydediyorum. Kaydettikten sonra geliyorum şimdi şurada alfasını bunun ilk başta 0 olmasını istiyorum. 110. karede de sağ tıklıyorum. Insert Keyframe diyorum. Burada da bunun alfası ne olsun? 40 nasıl gözükür acaba? 40'la deneyebiliriz veya 50 olabilir. 60 yapalım. Bu şekilde kalsın. Ayarı değiştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi 100. karede böyle olacak. Daha sonra 110. karede şu şekilde olacak. Sağ tıklıyorum bu kısma gelip. Create Classic Divin diyorum. Bakın Classic Divin'i oluşturduğum zaman bu şekilde bir geçiş olacak. Tabi bu şekilde de devam etmesi lazım. Dolayısıyla geliyorum 180. kareye sağ tıklıyorum. Insert Frame diyorum. Şimdi bunu tekrar çalıştıralım. Sahneme dönüyorum ve animasyonumu çalıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi ışık yanmış oldu belli bir süre sonra. Yani hava karardığı zaman gördüğünüz gibi uçan ışıkları yanmış oldu. Aynı zamanda bulutlar hem hareket ediyor hem de hava karardığı zaman gözden kayboluyor. Çimler de bu şekilde uçak hareket ettiği için bir gidiş oluyormuş gibi ekranda yer alıyor. Şunu %100 yapayım. Merkeze alayım. Kısaca bu animasyonumuza neler yaptık diye düşünecek olursak gökyüzüde bir katman oluşturdum. İlk ve 180. karede farklı renklerde olmasını sağladım. Daha sonra iki keyframe arasına gelerek Shape Tween verdik. Çimen katmanı içinde çimen nesnemizi ekledik. İlk ve 180. konumlarını belirledik. Daha sonra bunu sağ tıklayıp buradan da Classic Tween verdik. Bulutlar içinde benzer şeyleri gerçekleştirdik. Tabi bulutları sembole dönüştürdük ve bulutların kendi içerisinde hareket ettirdiğimiz bir Classic Tween verdik. Aynı zamanda ana ekranda, ana sahnede 90. kareden sonra da 90. kareden sonra yani hava kararmaya başladıktan sonra da ekrandan kaybolmasını sağladık. Bunu da Classic Tween'le verdik ve aynı zamanda burada gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Color Effects kısmındaki alfa özelliğinden faydalanarak bunu gerçekleştirmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar uçak nesnemizi ekledik, sembole dönüştürdük. Sembole dönüştürdükten sonra Add Classic Motion Guide özelliğini kullanarak bir yön tayin ettik. İlk konumundan ve son konumuna hareket etti. Aynı zamanda uçak katmanının içine girip, sembolümüzün içine girip burada iki katman oluşturduk. Işık katmanı oluşturduk. Işık katmanında da belli bir kareden sonra bir çizim yaptık. Hemen pencerenin önüne. Ve alfa özelliğini kullanarak da ne yaptık? Işıkların yanmasını sağladık. Mesela şunu şöyle yapayım. Biraz daha kısaltayım.
Evet, tekrar dönüyorum sahneme. Tekrar çalıştırıyorum. Işık biraz da hızlı yanacak. Evet, bu şekilde daha iyi bir görüntü oldu. O bölümü daha da kısaltabilirsiniz. İsterseniz bir kareden oluşan bir geçiş yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Aynı zamanda bu animasyon üzerinde farklı farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.